Şanlıurfa'nın en önemli sembolü, ülkemizin en çok ziyaret edilen yerlerinden biri Balıklı Göl'e geldik. Balıklı Göl'ün oldukça önemli bir hikayesi var. Tarihte Nemrut ve halkı burada yaşıyorlardı, putlara tapıyorlardı. Ve Hazreti İbrahim peygamber de Nemrut ve halkıyla putlara tapmamaları için mücadele etmişti. Ve Hazreti İbrahim peygamber burada putları kırmıştı. Bunun üzerine Nemrut, Hazreti İbrahim peygamberi cezalandırmak istemişti. Ve hemen arkamda bulunmuş olduğum bu kısma, bölgedeki bütün odunları toplayarak çok büyük, dev bir ateş yakmıştı. Çünkü Hazreti İbrahim peygamberi bu ateşin içine atmak istiyordu. Kaleden, mancınıktan Hazreti İbrahim peygamberi yaktığı bu ateşe atarken tam da o sırada Allahu Teala, "Ey ateş, İbrahim'e serin ve selamet ol" buyurmuştur. Ve Hazreti İbrahim peygamber bu ateşe düştüğünde bir gül bahçesine düşmüştü. İşte bu olayın gerçekleştiği, ateşin suya dönüştüğü, odunların balığa dönüştüğü yer işte tam da bu alan. Bu sebeple oldukça kutsal olarak kabul ediliyor Balıklı Göl. Buraya gelenler Balıklı Göl'ü ziyaret etmeden kesinlikle buradan ayrılmıyorlar. Balıklı Göl'e gelindiği zaman muhakkak gelen turistlerin yaptığı şeylerden biri de işte bu güzel balıkları beslemek. Biz de yemimizi aldık, şimdi balıkları besliyoruz. Balıkları tutmak, onlara zarar vermek kesinlikle yasak ama beslemenin de sevap olduğu sayılıyor. İşte biz de şimdi besliyoruz bu güzel balıkları. Bu kocaman gölün içerisinde 5 çeşit balık olduğu biliniyor. Farklı türlerden balıklar. Su tertemiz. Bakın görüyorsunuz balıklar çok güzel ve çok büyükler. Yüzlerce yıldan beridir bu balıkların burada olduğu biliniyor. Aa, beyaz balık gördüm. Beyaz balığı, beyaz balığı gördüm. Beyaz balık. Yemlemek güzel mi bu dev balıkları? Çok çok güzel. Baksanıza bayağı balık geldi yani. Ve de çok büyükler gerçekten. İnanılmaz. Peki hemen soralım rehberimize Mehmet Bey'e. Tabii eski zamanlarda balıkların böyle hazır yenler yok. İnanışlara göre, rivayetlere göre insanların dualarının karşılığı aslında Balıklı Göl'de balıkları beslemek. Yani dua etmiş ya da Allah'a yalvarmış, bu dileğim kabul olsun diye deyince tabii doğal olarak balıkları da yemleyeceğim aslında arkasından. Böyle bir kültür oluşmuş. Oluşmuş oldu, evet. O zaman Balıklı Göl'ü buyurun ziyaret etmeye devam edelim. Balıklı Göl'ün çevresi kutsal mekanlarla dolu. Camiler, mescitler, makamlar var. Ve şimdi Hazreti İbrahim peygamberin mancınıktan, kaleden aşağı atıldığında düştüğü makamdayız. İşte ateşin suya, odunların balığa dönüştüğü yer burası. Ve şimdi de Fatma Hanım'la beraberiz. Kendisi burada görevli. Fatma Hanım, burayı sizden dinleyebilir miyiz? Burası Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı zaman düştüğü makam. Ateşin suya, odunun balığa dönüştüğü yerdir. Hazreti İbrahim mancınığa çıkarıldığı zaman Allahü Teala Cebrail Aleyhisselam'ı gönderiyor. Diyor ki git Allah'ın peygamberine de ki var mı bir isteğin? Cebrail Aleyhisselam geliyor Hazreti İbrahim'e soruyor, diyor ki var mı bir isteğin bizden? O da diyor ki Rabbim mi seni gönderdi? Diyor ki evet Rabbim gönderdi. Diyor Rabbim seni göndermişse benden haberdardır zaten. Orada Allah'a teslim oluyor ve Allah'ın emriyle ateşe atıldığı zaman ateş suya, odun balığa dönüşüyor. Atıldığı zaman düştüğü makam da şurası. Buyurun beraber görelim. Evet. Şurası ateşin suya, odunun balığa dönüştüğü yer. İşte bakın. Rabbim Hazreti İbrahim'in üzerine ateşi serin ve selamet kılıyor. İnşallah onların yüzü suyu hürmetine bizim üzerimizden de bu ateşleri selamete çıkarır inşallah. İnşallah. Amin. Çok teşekkür ediyoruz. İşte bakın tam da bu kısım koruma altına alınmış. Bu alan, bu makam düştüğü yer. Bakın cam korumalıklarla kapanmış burası. Kaynak sudur. Niyet edip içmek lazım. Balıklı Göl'e giden de kaynak aynı zamanda buradan, buranın altından Balıklı Göl'e gider. Yıllardır, asırlardır bu böyle gelmiş, böyle gider. Balıklar da aynen her canlı gibi ölümü de tadıyor. Ömürleri 7 yıldır. Balıklar da doğar, yaşar ve ölür. Onlar da biz temizliğini de yaparız. Balıkları, ölenleri de ayıklarız da Allah'ın izniyle. Rabbim inşallah mükafatını verir hepimize. İnşallah. Amin. Çok teşekkür ediyoruz. Çok özel bir makam burası. Şanlıurfa'ya, Balıklı Göl'e herkes gelenler burayı ziyaret eder. İşte bu kısımda koruma altına alınmış. Yeşil ışıkla da bakın gösterilmiş.
Çok güzel. Gerçekten o maneviyat burada hissediyoruz. Su da çok önemli. Bakın buraya gelenler bin bir derde deva olduğu söylenen bu suyu da içmeden buradan kesinlikle gitmiyorlar. Abdest alınmıyor ama içiliyor bu su. Ben de içeyim. Hemen niyet edelim. Şifası Rabbimden, bu sudan içmeden gitmiyorum. Balıklı Göl, 150 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde olan bir göl. Balıklı Göl'ün çevresi yemyeşil asırlık ağaçlarla dolu. Ve bu ağaçların arasında da yine bir göl dikkat çekiyor. Balıklı Göl'e çok yakın Ayn Zeliha Gölü olarak isimlendiriliyor. İlginç bir hikayesi var. Zeliha, Nemrut'un kızı. Ve Nemrut, Hazreti İbrahim peygamberi ateşe attığında Zeliha görüyor ki Hazreti İbrahim peygamber yanmıyor. Ve iman ettiğini açıklıyor babasına. İman ettim baba diyor. Fakat Nemrut kesinlikle bunu kabul etmiyor ve kızını da kızgın ateşlere atıyor. Kızının diri diri yandığını görüyor. Ve işte bu olay üzerine de Zeliha'nın gözyaşıyla arkamda görmüş olduğunuz bu gölün oluştuğuna inanılıyor. Bu sebeple de burası aynı Zeliha'nın gözyaşı gölü olarak da halk tarafından isimlendiriliyor.